Mimar Sinan. Onun matematik, geometri ve kaya mekaniğinde geldiği nokta yaşadığı çağın çok ötesinde. Bu parlak zekayı, kullandığı akıl almaz teknikleri, mimarisindeki ayrıcalığı, hayatı boyunca inşa ettiği 375 eserinin tamamında görebilirsiniz. Bu hafta Kaşif'in günlüğünde Osmanlı'nın iki önemli paşası arasındaki tatlı bir rekabetten doğan ilginç bir istek ve dahi bir mimarın bulduğu pratik ve dahice bir çözüme şahitlik edeceksiniz. Merhaba. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli isimleri arasında yer alan Sokullu Mehmet Paşa ile Şemsi Ahmet Paşa çok iyi iki arkadaştırlar. Ve aynı zamanda aralarında tatlı bir rekabet vardır. Bu iki dost arasındaki muhabbet sırasında söz döner dolaşır, Sokullu'nun ismini taşıyan camiye gelir. Ve Mimar Sinan'ın dehasından izler taşımakta olan Sokullu Mehmet Paşa Camii için Şemsi Ahmet Paşa şöyle der: "Bak, Mimar Sinan'a cami yaptırdın ama tepesine kuşlar pislemekte paşa," der. Sokullu Mehmet Paşa: "Gökyüzüne açık olan her mekandan kuşlar nasibini alır dostum," der. Aradan zaman geçer. O dönem paşaların cami yaptırması adetten olduğu için sıra gelir Şemsi Ahmet Paşa'ya. Ama Sokullu Mehmet Paşa'ya söyledikleri yüzünden kara kara düşünmektedir. Amacı sade ama şık adından söz ettirecek bir cami yaptırmaktır. Fakat bunlar pek bir mesele değildir. Asıl onu düşündüren Sokullu Mehmet Paşa'ya söylediği şu kuşların pislemediği bir cami meselesidir. Ve bu durumun altından kalkabilecek tek bir kişi vardır. Tabii ki Mimar Sinan. Derdini anlatır Mimar Sinan'a. Ancak Sinan hemen cevap vermez paşaya. Biraz zaman ister. İstanbul özelinde araştırma yapan Mimar Sinan için cami yapmak bir mesele değildir. Kuşların konamayacağı, dolayısıyla da üzerine pisleyemeyeceği bir cami yeri araştırmak için kollarısı var. Ve yaklaşık bir hafta sonra paşaya caminin yapılabilir olduğunu belirtir. Sinan kuşların konmayacağı caminin yerini bulmuştur. Bu yer bugünkü Üsküdar'dadır. Cami, İstanbul Boğazı'nın Marmara'ya açıldığı bir noktadadır. Karşısında Galata Köprüsü ve Haliç uzanır. Yani bu nokta üç denize bakan ve buranın rüzgarını alan bir yerdedir. Hiçbir canlı, insan dahil, rüzgara karşı kendi isteğiyle uzun süre duramaz. Hele kuşlar ve diğer hayvanlar rüzgarı sevmezler. Hatta çok kalırlarsa rüzgarda hastalanıp ölürler. Ve böyle rüzgarlı bir yerdeki camiye de elbette hiçbir kuş konmaz. Ayrıca Haliç ile beraber bu üç denizin birleştiği nokta neredeyse mevsimin her döneminde şiddetli bir dalgayla muhataptır. Dolayısıyla kıyıya vuran dalgalardan oluşan titreşim gene kuşları rahatsız etmekte, caminin üzerine konmamaları için ikinci bir sebep oluşturmaktadır. Yani Mimar Sinan caminin inşasından önce yaptığı araştırmada Üsküdar'da kuzeyden ve güneyden gelen rüzgarların kesiştiği, dalgaların kıyı dövdüğü bir noktadan çıkan titreşimleri de kullanarak kuşların rahatsız olacağını düşünmüştür. Ve tüm bu araştırmalarına göre caminin yerini bulmuş olur. Evet, caminin yeri olarak belirlediği Üsküdar sahilinde kare şeklinde bir cami inşa etti. Kesme taşlardan yapılan kare planlı caminin kubbesi 8 yüzlü bir kasnağa oturmaktadır. Avlusunun iki kapısı olup biri deniz tarafına, diğeri ise park yönüne açılmaktadır. Ve caminin minaresi esas yapısı üzerine ve köşeye oturtulmuştur. Bu cami Mimar Sinan'ın yaptığı en küçük camidir. Çünkü Mimar Sinan o zamandan bilmektedir ki bu noktanın bir denize kayma riski vardır. Fakat maalesef kendi adına cami yaptıran Şemsi Ahmet Paşa ne yazık ki eserinin son halini göremeden 1580'de hayatını kaybeder. Paşa öldükten bir yıl sonra cami açılır ve cenazesi caminin bahçesine gömülür.